Yıllardan 1999 ila 2000 arası. O zamanlar Karşıyaka'da oturuyordum. İzmir Karşıyaka. Hiç unutmuyorum. 3 ya da 4 arkadaştık. Elif, Kayhan, ben ve diğer arkadaşımın ismini hatırlamıyorum. Mahallede akşam saatleri, saat 20 sularıydı. Önümüzden şu boyutlarda yuvarlak bir cisim birden böyle geldi ve geçti gitti, yukarıda kayboldu. Bildiğiniz bu cismin, bu kadar boyutlarında olan bu cismin üstünde de ufak bir honey tarzında bir cisim daha vardı ve etrafı komple ışıklıydı. Mantıken düşünüyorum, 1999-2000'li yıllarda daha drone olarak kullanılan araçlar yoktu. Daha o teknolojiyi kullanabileceğimiz araçlar yoktu ve saat akşamüstü 8. Önümüzden o kadar hızlı bir şekilde geçti ki, yani elimi uzatsam tutabilirdim. Önümüzden geçti, tepeye çıktı, yükseldi, gitti. Arkadaşlar, bu benim başıma geldi ve ben o günden beri uzaylılara karşı içimde bir empati oluştu. Onları her zaman merak ettim. Gerçekten de yaşıyorlar mı? Gerçekten varlar mı? Ama ben bunların var olduğuna inanıyorum. Çünkü kendi gözlerimle gördüm. Videoya başlamadan önce sizlere çok özel ve çok güzel bir haberim var. Kanalımıza abone olup videomuza like atıp ve videomuza yorum atan isimlerden birkaçını sizler için teker teker okumak istiyorum. Halil Sencan, Adam Zafer, Paşa Oyunda 55, Türk İş Titan, Free Fire Yusuf, Uğur Göbel, Kızıl Ejderler 27, Neco Rex, Avkut Birol, Oyunların Kralı Ömer. Evet arkadaşlar, bu kanalların hepsine ben de Orhan Tümerken kanalıyla abone oldum ve videoda ismini çıkarıp ismini söyledim. Sizin de bir dahaki videoda böyle isminizin çıkmasını istiyorsanız ve Orhan Tümerken'in kanalınıza abone olmasını istiyorsanız yapmanız gereken şey çok basit. Videoya like atın, videoya yorum atın, kanala abone olun ve biraz da dua edin. Umarım o şanslı kişi siz olursunuz. Umarım bir dahaki videoda sizin isminiz çıkar. O zaman gelin hep birlikte dünyada yaşanmış olan en ilginç 10 uzaylı olayını inceleyelim. ...29 Aralık 2012'de Sri Lanka'nın Argivya köyünde yayınlanan göktaşı parçaları acilen toplanmıştı. Sri Lanka'da bulunan meteor parçasının mikroskopik fosil atomlarına sahip olduğu açıklandı. Rusya'da İngilizce yayın yapan Rashid Tadai televizyonunun haberine göre geçen ay Sri Lanka'ya düşen göktaşı bilim tarihine çığır açacak özelliklere sahip. Bilim insanları yayınladıkları yazıda Sri Lanka'da bulunan fosilleşmiş yosunun uzaydaki kara yaşamına kanıt olduğunu ileri sürüyor. Bu keşfin gezegenler arasındaki yaşamın meteoroid ve asteroidlerle yayıldığını savunan panspermia teorisini doğruladığı savunuldu. İngiltere'den bilim insanlarının gerçekleştirdiği sonuçları Kozmoloji dergisinde yayınlanan araştırma sonuçlarına göre Sri Lanka'da bulunan meteoritteki yosun fosili panspermia teorisini kanıtladı. Panspermia teorisi yaşamın başka gezegenlerde başlayıp oradan dünyamıza taşındığı iddia ediliyor. Kimi bilim adamları yayınlanan araştırma sonuçlarını çok heyecan verici bulurken kimi bilim adamları da şaibeli ve abartılı olarak yorumladı. Ama gerçekten de olabilir mi? Bizim ana hücrelerimiz A gezegeninin üstünde oluşup bir meteor parçasıyla gelip dünya üzerine düşmesiyle başlaması gerçekten de büyük ihtimaller beyni zorluyor. Çin'de sosyal paylaşım siteleri bu ilginç haberle çalkalanıyor. Adamın biri evindeki dolabında çok farklı bir şey olduğunu dile getirerek sosyal medyada yaymaya başladı. Ve görüntüler gerçekten de merak uyandırıcı.
Sosyal paylaşım siteleri bu ilginç haberle çalkalanıyor. Çin'de yaşayan Li adlı adam internette paylaştığı fotoğraflarla binlerce kullanıcının dikkatini çekti. Daily Mail'in haberine göre Shandong eyaletindeki Yellow River'ın yakınlarına bir UFO düştüğünü iddia etti. İçinden çıkan uzaylıyı dondurucusunda muhafaza ettiğini söyledi. UFO'nun mekanik parçalarını bırakıp sadece uzaylıyı alan Çinli adam hemen evindeki buzdolabını boşaltıp içine bütün bir şekilde yerleştirmiş. Uzaylının boyu yaklaşık 165 santim, kilosu ise 45 kilogram civarlarında olduğunu söylüyor. Vücudunun birçok yerinde yanık izlerinin olması nedeniyle buzdolabında saklamanın daha iyi olacağını düşünen Çinli adam bu fotoğrafları internette paylaşınca başına bela almayı da başardı ve polislerin dikkatini çekip evindeki uzaylıya el konuldu. Polisin açıklaması ise şu şekildeydi. Ancak bu komplo teorisiydi. Kısa sürede eyalet polisi tarafından yalanlandı ve bu uzaylı figürünün yüksek kaliteli kauçuktan yapıldığını dile getirdi. Açıklamadan tatmin olmayan bazı Çinli bloggerlar ise Shandong uzaylısıyla irtibata geçilebilmenin yolunu arıyor. Polis bu olaydan sonra kauçuk dedikleri uzaylıyı geri vermediler ve sırra kadem bastı. Sizce gerçek uzaylı olma olasılığı nedir? Neden gerçek değilse geri verilmedi? Akıllarda deli sorular. Mısır'daki duvar yazıları, eski kiliselerdeki şapeller, tarihi Çin kitapları, duvar yazıları, ilk insanların çivi yazıtları ve duvar resimleri. Bunlarda bilinmeyen cisimlere benzer tasvirler gösteriliyor. Demek ki o yıllarda bu cisimlerin ne olduğu biliniyordu ve onlarla yakın temastaydılar. Peki ne oldu da birdenbire bunlar bizden uzaklaştı ya da neden kayboldu? Bunları hiç düşündünüz mü? İlginç görünüme sahip, tek yolculuğu şekil olarak UFO'ya benzeyen bu kayık, uzaylıların varlığı konusunda gizemli bir hikayeyi daha gündeme taşıyor. Bugün UFO diye tabir ettiğimiz ve uzaylılara ait olduğunu düşündüğümüz cisimleri bugüne kadar çeşitli filmlerden ya da yaşandığı iddia edilen olaylardan şekil olarak tanıyoruz. Bu cisimlere verdiğimiz isim UFO, Türkçe karşılığıyla tanımlanamayan uçan cisim anlamına geliyor. Peki bu UFO'lar 1800'lü yıllarda tasarlanmış ve ilk başta uçmuyor olabilir mi? Bunlar Japonlar, zeki insanlar, her şeyi yapabilir diyor olabilirsiniz. Japonya'da yaşandığı söylenen esrarengiz ve bir o kadar da gizemli bir olay aslında. Bu sorumuzun cevabını veriyor denebilir. Anlatılanlara göre 1803 yılında yaklaşık 3 metre yüksekliğinde ve 5 metre çapa sahip genellikle cam ve metal malzemelerle kaplanmış ilginç tasarımlı bir gemi. Japonya'da sahil kıyısına vurmuş. Köylüler bu ilginç cisimin ne olduğunu merak ederken günümüzdeki UFO şekillerine benzer bu kayığın içinden kırmızı saçlı ve soluk yüzlü bir genç kız çıkmış. Bu kız hiç kimsenin anlamadığı bir tona sahip ilginç bir dilde konuşuyormuş. Ve bu kayığın üzerinde daha önce rastlanmamış değişik harfler yazıyormuş. Kız elinde yaklaşık 60 santim uzunluğunda gizemli bir kutu taşıyormuş ve köylülerin hiçbirinin bu kutuyu almasına ya da açmasına izin vermemiş. Durum üzerine bu kızın uzaylı olduğu iddia edilse de diğer taraftan Japonya kıyılarında balıkçılık yapan ve kızla anlaşıp konuştuğu söylenen yaşlı bir adamın farklı bir iddiası daha varmış. Rivayetlere göre bu kız Çin İmparatoru'nun kızıymış ve birisiyle evlenmeye zorlanmış. Eğer evlenmezse tek başına ceza olarak gemi yolculuğuna gönderilecekmiş ve cezayı seçerek sevdiği adamın kellesini kutunun içine koyup yolculuğa çıkmış. Ancak şeklin UFO'lara bu kadar çok andırması ve hikayenin bilinmezliklere sahip olması bu kızın bir uzaylı olabileceği iddiasını güçlendiriyor. Ve bu kanıt da 1800'lü yıllardan kalma bir yazıt. O zamanlarda uzaylı ya da mekik neydi bilinmezdi. Sizce neden böyle bir şeyi kalem alıp ayırsınlar ki?
Uçakla Londra'ya giden bir yolcunun 9000 metre yükseklikte çektiği fotoğraflar büyük yankı uyandırdı. Bulutların üzerinde yürüyen bir adamı andıran görüntüler sosyal medyada defalarca paylaşıldı. Avustralya'dan Londra'ya sefer düzenleyen Easy Hava Yolları'nın yolcuları yerden 9000 metre yükseklikte bulutların üzerinde yürüyen bir şekil görüntüledi. Fotoğraflarda gölgeye benzeyen şeklin tıpkı bir insan gibi kafası, iki kolu ve iki bacağı bulunuyor. Uçaktaki birçok yolcu vücut kısmı geniş ve köşeli olan cismi robota benzetti. Yolculardan 30 yaşındaki Nicky Danguye tarafından çekilen fotoğraflarda robotun bulutlar üzerinde yansımış simetrik gölgesi de görülüyor. Önce Joie isimli İrlandalı magazin dergisinin sitesinde ve ardından da sosyal medya sitesi Reddit'te yayınlanan görüntüler çok sayıda kişi tarafından izlendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri yorumlayan kişiler, bulutların üzerindeki gölgeyi yönetmen Brad Bird'in çektiği ve 1999'da gösterime giren Demir Dev filmindeki robota benzetti. Bazı internet kullanıcıları ise görüntünün bir güç tesisinden ya da fabrikadan kaynaklanan bir duman olduğunu savundu. İngiliz Daily Mail gazetesinin sorunlarını yanıtlayan Danguye, "Yanımdaki hanımlara gördüğüm şeye bakmalarını söyledim. Onlar da çok şaşırdılar. Ardından birkaç fotoğraf çektim ve gölgeden yavaşça uzaklaştık. 2 dakika boyunca görüş alanımızda ve hayli uzağımızdaydı," dedi. Sosyal medyada birçok kullanıcı şeklin fiziksel bir nedenden kaynaklandığını savunuyor. Görüntüyü bir araç lastiği firmasının reklamındaki kurgu kahramana benzeten Danguye, "Dürüst olmam gerekirse tam neye benzediği hakkında net bir fikrim yoktu," diye konuştu. Avusturya'dan bir iş seyahatinden ve kayak tatilinden geldiğini belirten Danguye, internetteki fotoğrafları gören bazı kişilerin ilginç görüntünün bulutlar arasındaki ısı farkından kaynaklandığını düşündüğünü söyledi. Robot şeklindeki görüntünün esrarını çözmek istediğini belirten Danguye, "Belki de sadece bulutların oluşturduğu muhteşem bir şekildir. Ama bulutlar hakkında bilgisi olan birinin bunu görüp açıklamasını isterdim," dedi. Peki bu görüntü hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu bir varlık mı, yoksa bulutların oluşturduğu yapay bir bulut mu? Hakkari Yüksekova ilçesinde gökyüzünde görülen esrarengiz cisim kameralar tarafından görüntülendi. İnsanların düğün esnasında elektriklerin kesilmesi sonucu görülen esrarengiz cisim korkuya yol açtı. İşte o görüntüler sizlerle. Birden gökyüzünde bir ışık belirdi. Bir süre sonra büyümeye başladı. Daireler çizip yatay ya da yukarı doğru kaybolmaya başladı. Yani Yüksekova'da dün akşam saatlerinde gökyüzünde esrarengiz bir cisim fark edildi. İlk olarak saçtığı ışıklarla beliren cisim daha sonra samanyoluna benzer bir ışık saçarak kayboldu. Söz konusu anlar gazeteci Erkan Çapraz tarafından kaydedildi. O an bir düğünde bulunduğu ve düğün alanının aydınlatma sisteminde yaşanan problem nedeniyle söz konusu olayı daha erken fark etme fırsatı bulduğunu ifade etti. Düğündeki birkaç kişinin dediklerine göre dün söz ailesinin düğünüydü. Kır düğünü şeklinde yapılan düğünün aydınlatma sisteminde yaşanan arıza nedeniyle etraf biraz karanlıktı. Yüksekova ilçenin ışıklarını uzaktan izlerken birden gökyüzünde bir ışık belirdi. Üçgen şeklinde olan ışığı önce bir hava aracının ışığı olarak yorumladılar. Gittikçe büyüyen ve bir hava aracının saçabileceği ışıktan daha büyük bir ışık halini alınca düşen bir hava veya uzay aracı olabileceğini düşündüler. Son olarak cisim etrafında dönerek uzaklaşmaya ve gökyüzünde kaybolmaya başladı. Saçtığı ışıklar samanyolunu andırdı. Uzun süre aynı yere baksalar da bir daha bir şey göremediler. Düşen bir göktaşından çok yukarı veya aşağıya yatay şeklinde hareket eden bir cisim andırdı, dediler. Videoyu bizim de incelememiz lazım. Bu görüntüler bir tek burada değil. Daha önce konu aldığımız başka yerlerde de, başka kayıtlarda da benzer görüntüler mevcut. Kıbrıs, Rusya, Amerika, evet dünyanın birçok yerinde benzer ışıklar görüldü.
Birçok analizciye göre bir füze denemesi olabileceği yönünde. Birçok analizciye göre de bunun bir uzaylı ya da bir meteor olabileceği yönünde. Uzay gemisi veya bir uçak da olabilir. Ama o bölgedeki hava sahasında uçuşun yasak olduğu için bu düşünce de şaşırtıcı. Birçok ülkede görülen ve gizemi açıklanamayan ışık hüzmesinin peki Türkiye'de görülme sebebi ne olabilir? Ya da bu ışık hüzmesi ne olabilir? Yorumlarınızı bekliyorum. Birden gökyüzünde bir ışık belirdi ve sonra büyümeye başladı. Daireler çizip yatay ya da yukarı doğru kaybolmaya başladı yani. Amerikan başkanını koruyan uzaylılar, uzaylılarla ilişkiye girdiğini iddia eden insanlar, onları gördüğüne dair yemin edenler, onlarla hayat kuranlar. Sizce bu kadar insan neden yalan söylesin ki? Bunların arasında gerçekten de paraya ihtiyacı olmayan ultra zengin insanlar da var. Bu demiş olduklarım sizi şüphelendirdi mi? Evet, ben gerçekten de şüpheleniyorum. Neden ama neden? Neden böyle şeyleri söyleme gereksinimi duyuyorlar? Demek ki yaşamışlar. Binlerce araştırma, komplo teorileri, UFO görüntüleri. Resmi olarak dünya dışı yaşama dair henüz bir açıklama olmasa bile bizler çoktan inanmaya başladık bile. Ancak bu işi abartıp uzaylılarla bir aile kurduğunu iddia eden birine duysaydınız ne yapardınız? 74 yaşındaki ressam David Hughes, bakirliğini bir uzaylı ile kaybettiğini ve beraber olduğu uzaylıdan bebekleri olduğunu öne sürdü. Uzaylılar ile ilgili iddialara yeni bir boyut kazandıran 74 yaşındaki adama inananlar ise yok değil. Uzaylılarla ilgili ortaya sayısız iddia atılsa da hiçbiri bu son örnekle boy ölçüşemez gibi duruyor. 74 yaşındaki ressam David Hughes, Low Earth Seekers adlı bir belgeselde şok iddialar öne sürüyor. ...17 yaşındayken Crescent adlı bir uzaylı ile karşılaştığını ve uzaylının uykusunda kendisini yakaladığını söyleyen Hughes, onlarca uzaylı hibrit bebeğin babası olduğu iddiasında bulunuyor. Belgesel, 17 yaşımdayken dişi bir uzaylı ile bakirliğimi kaybettim başlığı ile başlıyor. New York kentine sanat eğitimi için geldiği yıllarda Hughes, Crescent adlı uzaylı tarafından rüyasında yakalandığını ve maddeye dönüşerek düzenli olarak birlikte olduklarını söylüyor. Hughes, uzaylı konusunda adeta saplantı haline getirmiş. Evinin oturma odasında uzaylılarla ilgili kitaplar ve 2000 kadar video ile dolu. Hughes'ın uzaylılara olan ilgisi 1965 yapımı Doctor ve The Web Planet adlı dizi ile başladı. Dizi dev uzaylı karıncaları konu alıyordu. Hughes uzaylılar ile ilk karşılaşmasını 7 ya da 8 yaşındayken yaşadığını belirtiyor. Gördüğü ilk uzaylıyı kısa, kızıl gözlü ve kıllı olarak tanımlıyor. Hughes çocukluk döneminin uzaylılarla yakın temaslarla geçtiğinden bahsediyor. Gördüğü bazı uzaylıları ise uzun boylu olarak tanımlıyor. Daha da tuhafı ise Rice Üniversitesi'nde felsefe ve din profesörlüğü olarak görev yapan Jeffrey Kripdahl, Hughes'ın doğru söylediğine inanıyor. Uzaylı bebeklerle adeta boyut değiştiren uzaylı iddialarının akıbetinin ne olacağı ise merak konusu. Böyle ünlü bir ressamın ise böyle bir gerçekçi iddia ile karşımıza çıkması gerçekten de hayli şaşırtıcı. Sizce gerçekten de bu ressam bu uzaylılarla birlikte olmuş olabilir mi? Ve onlardan çocuğu olmuş olabilir mi? Gerçekten de çok farklı, çok acayip bir soru. Neden dünyada bir sürü yakışıklı erkek varken ressam David Hughes'ı seçsinler? O da ayrı bir soru. İyi düşünceler.
Peru'da geçtiğimiz aylarda bulunan mumyalar dünya basınının gündemine oturmuştu. Uzmanlar Peru'nun Nazca bölgesindeki bir mağaranın içinde araştırmalarına devam ederken bir uzman 3 parmaklı ve uzun kafatasına sahip bir mumya bulmuştu ve bilim adamlarını şaşırtan bir olay oldu. Mumyaların bulunduğu mağarada gizemli beyaz bir toz olduğunu belirten uzmanlar bu keşiften sonra ikiye ayrıldı. Birçok yetkili ve bilim insanı mumyalanmış buluntuların sahte olduğunu söyleyerek insanları kandırmak için internete konulmuş bir görüntü bu ifadesini kullandı. Fakat İngiliz basınına farklı zamanlarda konuşan iki yetkili ise görüntülerdeki mumyaların uzaylılara ait olabileceğini söyledi. İngiltere'nin en çok ziyaret edilen haber sitelerinden Express Q'ya konuşan Dr. Edison Vianco, "Araştırmaya dahil oldum ve yapılan incelemeler sonucunda mumyanın bazı noktalarının uzaylı olabileceğini tespit ettik," dedi. Uzmanlığını kemik üzerine yapan Vianco, insan DNA'sının tespit edildiğini, kalıntıların dış dünyadan gelmiş olabileceğini söyledi. Gündeme gelen yeni bir haber ise Dr. Joe Benzies ile ilgiliydi. Meksikalı araştırmacı gazeteci Jamie Moussa'nın ekibinde görev yapan atlı tıp uzmanı Berfilis, İngiliz UFO uzmanı Steve Miri ile Peru'ya giderek olay yerini inceledi. Bentis, "Ben vücudun farklı noktalarında garip detaylar fark ettim. Başlangıçta sıradan bir vücuda benziyor. Fakat yakından bakınca kafanın daha büyük olduğunu, gözlerin daha geniş olduğunu, burnun daha ufak olduğunu ve kulaklarının olmadığını görüyoruz. Kemik yapısı da daha farklı," dedi. Bentis sadece 3 el ve ayak parmağı olduğunu söylerken beyaz toz onları çok garip bir şekilde sarmalıyor. Toprağın çok özel bir karakteristiği var. Kuruyor ve dokuların korunmasını sağlıyor. Bu sırada böceklerin uzak durmasını sağlıyor," dedi. Bu kadar büyük kanıt olduğuna göre sizce bu ne olabilir? Uzaylılar var mı? 51. bölgenin sırrı nedir? Orada neler oldu? Amerika gerçekten uzaylılarla iletişim kurmayı başarabildi mi? 1900'lü yıllarda başlayan bu akım uzun yıllardır aklımızı zorlamamıza neden oluyor. 1947 senesinde Roswell'e düştüğü iddia edilen UFO'dan elde edilen teknolojilerin geliştirildiği, elde edilen bu verilerle de lazer güdümlü füze, kızıl ötesi ışın gibi teknolojilerin üretildiğini söyleyen bir bölge. Arena 51 ya da 51. bölge. Buddy Bushman, 51. bölgede çalışmış olan ve ölümünden kısa bir süre önce çektiği video ile bu bölgedeki tüm gerçekleri anlatan bir bilim adamıdır. Bushman, ABD'li yetkililer tarafından sürekli inkar edilen Arena 51 merkezini gördüğünü ve orada uzaylıların yapısı ile ilgili çalışmalar yapan bir grup bilim adamının olduğunu söyledi. Buddy Bushman çekilen fotoğrafları delil olarak göstererek kaydettiği videoya Arena 51 merkezinde ele geçirilen uzaylıların iki tür olduğunu işaret etti. Bu iki grubu dünyalara yakınlık gösteren ve düşmanlık gösteren olarak ayırmıştır. Buddy Bushman, uzaylıların uzun parmaklara ve perdeli ayaklara sahip olduklarını, ayrıca Kuamtimnia adlı bir gezegenden dünyaya geldiklerini iddia etmiştir. Buddy Bushman, iddialarını uzaylı ve UFO'ların resimleriyle desteklemiştir. Açıkladığı en önemli bilgilerden biri ise 51. bölgede yaşayan uzaylıların birçoğunun yaşının 250 ve üzeri olduğunu ve bunlardan 18 tanesinin ABD için çalıştığını söylemesidir. Meslek hayatı boyunca uzaylılarla bir arada olan bu adamın elindeki görseller oldukça fazladır. Buddy Bushman bir uzay gemisinden aldığı uzay taşının değerinin 2000 amper gücünde olduğunu söylemektedir.
Buddy Bachman 51. bölgede eski bir çalışan olduğunu, sürekli irtibatta oldukları başka bir boyutta varlıkların olduğunu, bu varlıkların birçok askeri birliklerin içerisinde sızdığını ve özellikle de 51. bölgede sayılarının bir hayli fazla olduğunu iddia etmiştir. ABD hükümetinin uzaylıları bildiğini söyleyen Buddy Bachman, uzaylıların dünyanın fazla nüfuslu bölgelerini yok etmeye çalışacaklarını, böylelikle geride kalan daha az nüfuslu bölgeleri daha rahat kontrol etmeyi amaçladıklarını söylemiştir. O yüzden herkesin yatağının altına en kötü bir sopa ve bir şişe su saklaması gerektiğini hatırlatmamız gerekiyor. Sizce doğru olabilir mi? Sizce uzaylılar dünya nüfusunu azaltmak için bir çalışma yapıyor olabilir mi? Bölge olayından sonra başlayan bu akım gerçekten de bizleri etki altına aldı. İnternette şu an UFO yazdık mı istemediğimiz kadar video veya görüntüyle karşılaşabiliyoruz. Gerçekten de tüyler ürpertici, gerçekten de şaşırtıcı. Bunlara inanıp inanmamak sizlerin elinde. İnananlar grubu hiç hazımsanmayacak kadar çok. İnanmayanlar grubu yok denebilecek kadar az. E peki inanmamak için nedeniniz ne? Tüm zamanların en ünlü ve ilk temasçılarından sayılan Polonyalı profesör George Adamski, insana benzeyen uzaylı varlıklarla temasa geçtiğini söyleyen ilk kişidir. Adamski'nin uzaylılarla karşılaşması ve teması, Frank Sukul tarafından yazılan Uçan Daireler İndi adlı kitapla başlayarak pek çok kitapta yer almıştır. Adamski ile temasçılar çağı başlamıştır. Adamski'den sonra tüm bu karşılaşmalarla ilgili pek çok rapor tutulmuştur. Adamski'nin dünya dışı varlıklarla teması 1952'lerin sonlarında başlamıştır. 20 Kasım 1952'de piknik yapmak için Kaliforniya'daki Mojave Çölü'ne giden Adamski ve arkadaşları bu sırada askeri jetler tarafından takip edilen puro şeklinde bir cisim gördüler. Cisimden çıkan gümüş rengindeki disk şekillerindeki bir aracın bölgenin biraz uzağına indiğini gören Adamski ve arkadaşları diskin yanına gitmeye karar verdiler. Uçan dairenin bulunduğu yere giden Adamski burada tek parça bir kıyafet giymiş bir adamın kendisine yaklaştığını gördü. Adamski kendisiyle telepatik olarak iletişim kuran bu varlıktan Venüs'ten geldiklerini öğrenmiştir. Irkının atom bombalarından yayılan radyosunun etkisinin uzaya kadar ulaşmasından kaygı duyduğunu söyleyen uzaylı varlık, Adamski'ye bunun hem kendi uygarlığını ve de başka dünyaları olumsuz etkilediğini söylemiştir. Uzaylı ayrıca dünyanın güneş sistemindeki ve diğer galaksilerdeki gezegenlerden gelen birçok varlıklar tarafından ziyaret edilmekte olduklarını bildirmiştir. Bu karşılaşmayı dürbünle gözlemleyen görgü tanıkları olayın gerçek olduğuna dair yazılı ve yeminli ifadeler vermişlerdir. Adamski'nin uzaylı varlıklarla olan teması bu olaylardan sonra da devam etmiştir. Bu insan benzeri varlıklar Adamski'yi gemilerine alarak uzaya ve ayın karanlık yüzüne götürmüşlerdir. Adamski uzayda yaptığı ilk yolculuktaki gözlemlerini anlatırken, her yanımızda sanki milyarlarca ateş böceği aynı anda yanıp sönüyor gibi muazzam görüntüler sergileniyordu ifadesini kullanmıştır. Bu tür açıklama hayal ürünü olamazdı. Astronot John Gillen 20 Şubat 1962'de dünya yörüngesindeyken şunları söylemişti. Yıldız olduğunu düşündüğüm bu küçük şeyler aslında parlak, sarımsı, yeşil ışıklar. Ateş böceğinin gece karanlığındaki görünümünü andırıyorlar. Rus kozmonotlar da aynı olayı rapor etmişler. Bu ilginç olaya ışıkların yansıtan milyarlarca toz zerrecinin yol açtığı ortaya çıkmıştı. Peki George Adamski bunu nasıl bilebilmişti? 13 Aralık 1952'de Adamski'nin keşif gemisi olarak adlandırdığı çam şeklindeki uzay aracı Palomar bahçeleri üstünde uçuyordu. Adamski ve arkadaşları Madeline Rothfer ağaçların üzerinde havada asılı duran bir şey gördüler.
Tam bu sırada yanlarından bir araba geçti ve içindeki 3 kişi Adamski'ye kameralarınızı alın ve buradalar diye bağırdılar. Adamski 4 fotoğrafını çekmeyi başardı. Adamski'nin komşularından Hava Kuvvetleri Çavuşu Geoffrey Baker da uçarak uzaklaşan cisimin bir fotoğrafını çekmeyi başarmıştı. Adamski'nin çektiği puro biçimindeki ana geminin fotoğrafları ve disk şeklindeki keşif aracına ait fotoğraflar birçok tartışmaya yol açtı. Fakat Adamski'nin savunması sırasındaki iştenliği şüpheci kesimi bile etkilemiştir ve fotoğraflara yapılan analizler bunların gerçek olduklarını kanıtlamıştır. Dünyada Adamski'nin adını hiç duymamış bir takım diğer kişiler de Adamski'nin keşif gemisine oldukça benzeyen cisimler gördüklerini rapor etmişlerdir. Sizce Adamski doğruları söylüyor olabilir mi? Gerçekten de uzaylıları ilk defa o görmüş olabilir mi? Amerika'da Roswell olayı olarak bilinen ve 4 Temmuz 1947 gecesi düştüğü iddia edilen uçan daire gizemini hala koruyor. Roswell olayı günümüze kadar hala gizemini koruyan 20. yüzyılın en büyük UFO olayı olarak kabul edilir. Çekilen en net kareleri ve olay gecesi yaşananları sizler için derledik. İddialara göre 4 Temmuz 1947 gecesi ABD'de küçük bir New Mexico kasabası olan Roswell yakınlarında bir uçan daire düştü. Uçan dairenin enkazı ve uzaylı mürettebatının bedenleri olayı haber alan ordu tarafından hemen kaldırıldı. 4 Temmuz'da Mary Hastanesi'nde görev yapan Fransiskan rahibeleri Roswell'ın kuzeyinde kavis yaparak dönen parlak bir cisim gördüler. Bu sıralarda Roswell'ın 120 km kuzeydoğusundaki Corano bölgesinde bir fırtına kopar. Foster çiftliğinin sahibi William McBrazel ve komşuları patlamaya benzer bir ses duyarlar. Sabah erken saatlerde McBrazel ve komşularından 7 yaşındaki oğlu William D. Proctor fırtınanın çiftliğe zarar verip vermediğini kontrol ederlerken yaklaşık 200 metre genişliğinde ve 1.2 kilometre uzunluğunda bir alana yayılmış olan enkazı bulurlar. Enkazı bulan kasabalılar kasabanın şerifine haber verirler. Roswell hava üssünden Albay Blankhart Michael'a karşı istihbarat ajanı Yüzbaşı Sherin Carvat'la birlikte Foster'ın çiftliğine giderek olayı araştırmalarını emreder. Blankhart daha sonra Fort Worth hava üssündeki 8. Hava Kuvvetleri Komutanlığından tüm General Roger Ramey'i arar ve ona bulgulardan söz eder. Ramey olayı Pentagon'a haber verir. Fort Worth üssü Kurmay Başkanı Albay Thomas, Pentagon'a Stratejik Hava Kuvvetleri Generali Clint McMullen'dan bir telefon alır. McMullen, bulunan maddeleri hemen Washington yakınlarındaki Andrey Hava Üssü'ne göndermesini söyler ve bunları bizzat inceleyeceğini bildirir. Pentagon'dan gelen emirler doğrultusunda enkazın yerini tespit etmek için bölgeye uçaklar gönderilir. Havadan yapılan araştırma sonucu Roswell'ın 65 kilometre kuzeydoğusunda bir uçan dairenin enkazı bulunur. Enkazı incelemek ve ertesi günkü enkaz kaldırma çalışmaları için hazırlık yapmak üzere bölgeye bir arama kurtarma ekibi gönderilir. Ordu Hava Kuvvetleri Araştırma ve Geliştirme Departmanı'ndan General Curtis Lemay, Pentagon'da General Hyde Van Der Bark'la birlikte uçan daireler konulu bir toplantı yapar. Bu sırada Hava Teknik İstihbarat Kuvvetleri Komutanı General Nathan Twingen planlarını değiştirerek New Mexico'ya uçar
Albay Blackheart, Brazil'ın bulduğu enkaz hakkındaki dedikoduları engellemek ve halkın ilgisini ölü uzaylılardan başka bir yöne çevirmek için bir basın açıklaması yapmaya karar verir. General McMullen, Fort Worth'tan General Dubose'u arar ve ondan 8. Hava Kuvvetleri Komutanı General Ruggle Rame ile temasa geçmesini ister. Rame'ye olayı örtbas etmesi söylenir. Bunun üzerine General Rame, Fort Worth üstünde bir basın toplantısı düzenleyerek Roswell yakınlarında düşen cisimin bir uçan daire değil, meteoroloji balonu olduğunu söyler. Associated Press dünya çapında bir duyuru yayımlayarak uçan daire sanılan cisimin aslında bir meteoroloji balonu olduğunu duyurur. TV kanalı ABC News'te Roswell'daki enkazın bir meteoroloji balonuna ait olduğu bildirilir. Kurtarma operasyonlarında görev alan tüm askerlerin katıldığı bir briefing düzenlenir. Askerler küçük gruplar halinde görüşmeye alınırlar. Askerlere bu olayın ulusal güvenliği ilgilendiren bir konu olduğunu ve çok gizli tutulması gerektiği söylenir. Ve kimseye bu konu hakkında konuşmamaları emredilir. Sonuçta uçan dairenin enkazı ve uzaylı mürettebatının bedenleri olayı haber alan ordu tarafından kaldırıldığı iddia edildi. Kaza yeri karantinaya alınır. Enkazın tüm parçaları toplantı ve uçakla ABD 8. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na gönderilerek burada kamuoyundan saklandı. Evet, bu olayın gerçekliğini yakında öğreneceğiz. Çünkü yeni Amerikan başkan adayı başa geçer isem bu olayı sizlere açıklayacağım diye söz verdi. Ve şu an anketlerde ise birinciliğini götürüyor. Sizce böyle bir şey yaşanmış olabilir mi ve uzaylılar gerçek olabilir mi? Bir o kadar video kaydını sizlerle birlikte inceledik. Gördüklerimiz bazıları gerçekten de tüyler ürperticiydi. Bazıları bir şaka gibi geldi. Uzaylıyla ilişkiye giren de vardı. Uzaylı gördüğünü iddia eden de vardı. Uzaylıyı buzdolabında sakladığını iddia eden de vardı. Onlarla ilişkiye girip koloni oluşturduğunu iddia edenler de vardı. Ben ve Dino gerçekten de hayretle izledik. Peki siz sayın izleyicilerim, hayatınızda hiç uzaylı gördünüz mü? Ya da bilinmeyen bir cisim? En gerçekleri, en doğruları siz daha iyi biliyorsunuz. Dünya sonsuz, evren sonsuz. Bu evrenin içerisinde bir tek biz yaşayamayız ki. Belki bilinmeyen evrenlerde bilinmeyen canlılar da var. Karar sizin.